Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevler üstlenmek çok onurlu bir toplu hizmetidir. Bu hangi görev olursa olsun. Biz 14 aday adayı gerçekten nitelikli, hepsi birbirinden değerli. 14 aday adayı son derece demokratik, parti içi demokrasiye uygun bir yarış yaptık. Ve partimizin tabanı, delegeleri, adayları belirledi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin gücüdür. Siyasette hiç kimse tek başına bir güç değildir. Gücünü örgütünden alır, tabanından alır herkes. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri tabanı böyle takdir ettiler. Bize büyük bir sorumluluk verdiler. Biz 4 adayımız, aday adaylarımız, yöneticilerimiz, tüm partililerimiz hep birlikte çok çalışacağız ve 7 Haziran'da Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni açık ara birinci parti yapacağız. Buna yürekten inanıyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkını hem Çanakkale hem bütün Türkiye hem bütün dünya gördü. Her yerde bugün 55 ilde mi başkanım? Bugün 55 ilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini üyeler, delegeler yani taban belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasi örneği verdi bütün Türkiye'ye. Bizde bir yere sandık konduğu zaman o sandıktan çıkan sonuç kesindir. Bizim demokrasi kültürümüz bunu gerektirir. Bizde sandıklar açılmadan bir yerlere gitmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz tabanımızdan, halkımızdan, örgütlerimizden aldığımız güçle özgürce siyaset yaparız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıldır ayakta. Onun için 8 yıl sonra 2023 yılında işte Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri, biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi 100. yaşını kutlayacak.